RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Türkiye genelinde Suriye ve Halep için yürütülen yardım kampanyaları devam ediyor. Erzincan'da 24 tır yardım malzemesi toplanılması için başlatılan kampanyada 33 tıra ulaşıldı. Erzincan Valiliği koordinasyonunda toplanan 33 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e gönderildi. Erzincan Valiliği koordinasyonunda başlatılan Ensar şehri Erzincan'dan Suriye Halep'e Gönül Köprüsü yardım kampanyasına Erzincan Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, Kızılay İl Müftülüğü, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar ile hayırseverler destek verdi. 24 tır yardım malzemesi toplanması için başlatılan kampanya hedefini aştı ve yardımlar 33 tıra ulaştı. Eski terminal bölgesinde düzenlenen programa Vali Ali Arsantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, Müftü Yavuz Karabayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yardımların gönderilmesi programında konuşan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Erzincan'ın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. Bugün bizim için önemli bir gün. Suriye'ye, Halepli kardeşlerimize yardım konvoyunu bugün yolcu ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Erzincan bugün dünyaya örnek oluyor. İnşallah buradan giden yardımlar oradaki yangını söndürsün istiyoruz. Hazreti İbrahim'in içinde bulunduğu ateşe su taşıyan karınca misali Erzincan'ımızda hakikaten dillere destan olacak. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla, tahmin edilenin üstünde ciddi bir yardımla Erzincan olarak Suriye'mize yardım gönderiyoruz. 24 ayar Erzincan'dan 24 tır diye planlanmıştı ama bugün 33 tır, hatta devam da edecek. Bu vesileyle değerli valimize, kıymetli valimize ben Erzincanlı hemşehrilerimizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu hayırlı hizmetin mimarı zat-ı alleridirler. Belediye başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız, diğer bütün resmi ve sivil toplum kuruluşlarımız, tek tek isimlerini saymak istedik ama Erzincan'ız biz dedik, ayrı ayrı saymaya gerek yok. Bu hayırda bulunan herkesten Allah'ım ebediyen razı olsun inşallah. Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, bu Erzincan için önemli bir duruştur diyerek katkısı olan herkese teşekkür etti. Bu Erzincan için hakikaten önemli bir duruştur. Katkısı olan herkese ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin diyoruz. Bu millet var oldukça her zaman mazlumun arkasında olacaktır. Onların yanında olacaktır ve o desteklerle bu millet hep ayakta durdu, duracaktır. İnşallah biz bu gücümüzü burada, beraberliğimizi sürdürmeye devam edelim. Bu katkılarımız çok kişinin yarasını saracaktır. Allah hayırlarınızı kabul etsin diyorum. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise Erzincan halkı üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir dedi. Biz Erzincan'ız, can Erzincan'ız, 24 ayar Erzincan'ız. Böyle hep beraber topyekunlu bir kampanya düzenlesek nasıl olur? Burası Erzincan dedim sayın var. Burada kampanyanın ne başı var ne sonu var. Bu uzun yıllardan beri Suriye değil, dünyada nerede mazlumlar varsa, nerede sıkıntıda olanlar varsa, can Erzincan'ın güzel insanları her defasında kendine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Hiç tereddüt etmeyin. Benim de düşüncem aynıdır, kanaatim odur. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Birlikten, beraberlikten kuvvet doğar dedik. Ve ondan sonra sayın valimiz bütün sivil toplum kuruluşlarının vakıfları, dernekleri, belediye başkanlarımızı hepsiyle bir araya geldik. O toplantıda bazı arkadaşlarımızın tereddütleri vardı. Dediler ki ya daha yakın zamanda gönderdik ama biz bir hedef koyuyoruz, 24 tane tır. Biz bu 24 tırı doldurabilir miyiz? Hele bismillah diyelim dedik. Niyet önemli olan, isterse bir tır gitsin, isterse 100 tır gitsin, önemli değil. Niyet halis olunca Cenab-ı Allah kapıları açar. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kampanyaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Erzincan,
bütün Müslümanların Kur'an'ın ifadesiyle kardeş olduğu hükmünü Ensar ruhunu, diyarganlığı, yardımlaşmayı, hayırseverliği, infak etmeyi ve paylaşmayı bu arkada gördüğümüz tırlarla tecessüm ettirmiştir. Fazla söze hacet yok efendim. Biz bu tırlarımızı, dün kilis valimizle görüştüm. Sınırın hemen güneyinde Suriye tarafında teröristlerden arındırılan bölgeye sığınan Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz. Kilis Valiliğimizin önderliğinde Kızılay, Diyanet Vakfı ve İHA'nın baktığı ayrı ayrı kamplar, bölümler var. Bu kurumlarımızın da aracılığıyla yerine ulaşacak inşallah. Ben emeği geçen herkese, belediye başkanlarımızdan, sivil toplum örgütlerimize, vakıflarımızdan, derneklerimize, en çok da çocuklarımıza, bu yaşta paylaşmayı öğrendiler. Onlara öğreten hocalarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yardım tırları dualar eşliğinde konvoy halinde Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Aksun, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin intihar girişiminde İstanbul'a gitmek için uçak bileti bulamayan Milletvekili Sancaklı'ya Başbakanlık uçağını tahsis eden Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde İstanbul'a gitmek için uçak bileti bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım başbakanlık uçağını tahsis etmişti. MHP İl Başkanı Bekir Aksun Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı Beyefendinin muhterem eşlerinin geçirmiş olduğu silahla yaralanma hadisesinden dolayı kendilerine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu hadisenin olduğu anda mecliste bulunan Sayın Vekilimizin İstanbul'a acil ulaşmasını Başbakanlık uçağı tahsis ederek sağlayan Erzincan'ın evladı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine Erzincan Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram Bey'in bu konudaki çabalarını da sevinçle karşılıyoruz. Ayrıca Sayın Vekilimiz Serkan Bayram Bey'in bizleri ziyaretlerinde istihdamı artırıcı projelere yoğunlaştığını, özel sektörü özendirici ve kalıcı yatırımların yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını ilgiyle izlerken, yeni kapı ruhundan hareketle Milliyetçi Hareket Partili belediyelere ve mensuplarına kardeşlik ruhuyla yaklaşarak pozitif ayrımcılığa son vermesini de takdirle karşılıyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan itfaiye müdürlüğü yeni hizmet binasında sona gelindi. Binanın tamamlanmasıyla birlikte itfaiye ekipleri modern bir itfaiye binasına kavuşacak. Erzincan Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni itfaiye binası inşaatında sona yaklaşıldı. Binanın 2017 yılında tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor. Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, başkan yardımcılarıyla birlikte bina hakkında bilgi aldılar. Erzincan Belediyesi, inşaat İsmail Bey de verir. Hepsi verir. Evet. Sayın Valim, 1150 metrekare bu hangar durmalanı. Evet. Yaklaşık 990 metreküp hap kullanılıyor. 15 araç bir anda hareket edebilecek bir durumda. Yani çift taraflı kapılı, iki taraftan hareket edebiliyor. İhale bedelimiz 2 trilyondu. Yani eski parayla sayılır 2 milyon. 1650 lira %20 artışımız oldu burada. Bir de idari binamız var.
yaklaşık 1150 metrekare daura, 3 kattan ibaret. 390'ar metrekatlarımız var. Doğu Anadolu bölgesindeki itfaiyelerin eğitimine yetecek kadar bir alanımız mevcut. Ve ilave olarak da bahçemizde 7-8 dönümlük bir bahçemiz var. Onları da ilave olarak yapacağız sayılır. Modern teknolojiyle donatılan itfaiye müdürlüğü hizmet binasının önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarı yıl tatiline başlayacak. Eğitim camiasını yarı yıl heyecanı sardı. İkinci dönem 6 Şubat 2017 tarihinde başlayacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarı yıl tatiline girecek. 2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak. İkinci dönemde 26 ve 27 Nisan 2017 tarihinde temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavları yapılacak. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması YGS 12 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavları ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da 5 oturumda gerçekleştirilecek. Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde otomobil sahipleri özellikle sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çekiyor. Motor ustaları ise sürücülere uyarılarda bulunuyor. Özgür İlhan'ın haberi. Dondurucu soğuk havada araçlarını çalıştıramayan sürücüler özellikle sabah saatlerinde zorluk yaşıyor. Sürücüleri uyaran motor ustası sıfırın altındaki derecelerde araçların çalıştırılması konusunda önerilerde bulundu. Sabahın kışın şartlarda arabamızı ilk çalıştırdığı zaman da arabaya gaz verilmesi yanlış bir şeydi. Araba en az 5-10 dakika kendi rölantisinde çalışması lazım. Araba ısındıktan sonra hareket ettirmeleri lazım. Çünkü araba soğuk zamanda gaz verdiği zaman işte araba genellikle ne yapıyor? Araba yağlamadığı zaman pistonları, turbo yağlamadığı zaman araba işte yatak sarıyor zamanla, turboyu kesiyor. Çünkü bunlar yağlamadığından dolayı. Çünkü en azından arabalarımız kışın 5-10 dakika rölantide kendi şeyinde çalışması lazım. Yani kontağı hemen basıp hemen gitmemek lazım ki çünkü arabalarımız fazla arıza yapmasın. Çünkü şimdi fazla adamlarımız çoğu genellikle kontağı hemen marş basıp hemen devam ediyorlar. Bu yanlış bir şey. Çünkü en az 5-10 dakika bu arabalar rölantide kendi halinde 5-10 dakika kışın çalışması lazım. Yazın da 5 dakika çalışması lazım. Bu kendi araba rölantisini ayarlıyor. Çoğu arabalarda otomatik jikle var. O eski arabalarda jikle yok. O da insanlarımız kendileriyle jikle çekiyor. Araba ısındıktan sonra jikleyi bırakıyor. Şimdi o lüks arabalarda zaten çoğu tüplü olduğundan dolayı otomatik jikle var. O araba kendi gazını veriyor. Gaz vermenin anlamı yok. Çünkü arabalarımız kendi ısındıktan sonra hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Sırada spor haberimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi sahasında Tuzla Spor'u konuk eden 24 Erzincan Spor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla gruptan çıkma şansını kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası E grubunda mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor kendi sahasında Tuzla Spor'u konuk etti. Karşılıklı ataklar halinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın 78. dakikasında Tuzla Spor'dan Kıvanç attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında 24 Erzincan Spor'dan Yavuz Özsevim kırmızı kartla oyun dışı bırakılırken maç 1-0 Tuzla Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Tuzla Spor alınan bu sonuçla grup lideri olmayı garantiledi. 24 Erzincan Spor ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Haber bültenimiz hava durumuyla devam ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre Erzincan'da yarın havanın sisli olacağı tahmin ediliyor ve hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Aynı zamanda yarın hava sıcaklıklarında birkaç derece yükseliş gözlemleniyor. Şimdi de Erzincan ve komşu illerimize tahmin edilen son sıcaklık değerlerini ve döviz piyasalarındaki son gelişmeler geliyor ekranlarınıza.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzincan'da havanın sisli olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -6, 2, Erzurum -12, -4, Sivas -4, 3, Elazığ -4, 7, Malatya -3, 5, Bayburt -9, 2, Tunceli -3, 7, Gümüşhane -1, 5 ve Giresun 7, 13 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Can Eczanesi. Can Eczanesi Ordu Caddesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,782, satış 3,789, euroda alış 4,037, satış 4,044. RT Şah TV WhatsApp ihbar hattı 0532 737 13 76. Haber merkezimizce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Müzik